Evet, TV4 ekranlarında Konunun Uzmanı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün neyi konuşacağız? Asgari ücreti konuşacağız. 2022 yılında tüm yıl boyunca uygulanacak asgari ücreti konuşacağız. Aslında bu yıl çok erken başladık asgari ücret tartışmalarına. Kasım 2021'de aslında enflasyonun, paritenin o olağanüstü artışından sonra gerçekten olağanüstü bir asgari ücret tespit komisyonunun bizi beklediğini biliyorduk. Aslında Sayın Çalışma Bakanımız daha iyimser bir yaklaşımdaydı. İkinci toplantıda biz asgari ücreti açıklayacağız dedi ama dördüncü toplantıya kadar devam etti asgari ücret tespit komisyonu ve sonunda işçi tarafı, işveren tarafı bir noktada uzlaştı ve gerçekten son 20 yılın en yüksek asgari ücret artışıyla 2022 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Peki ne mi oldu? Asgari ücret %51'lik bir artışla brüt 5.004 lira, 5.004 TL, nette ise 4.253 TL olarak uygulanacak 2022 boyunca bir asgari ücret ortaya çıktı. Peki asgari ücret bir kez daha artacak mı yıl içerisinde? Hayır, son yıllarda olduğu gibi yılda bir kez belirleniyor asgari ücret. Eskiden biliyorsunuz bir Ocak ayında bir de Temmuz ayında belirlenen asgari ücretler vardı ve artışlar buna göre belirlenirdi. Artık son birkaç yıldır dediğim gibi asgari ücret yılda bir kez asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirleniyor ve tüm yıl boyunca uygulanıyor. 4.253 liralık bu asgari ücret tüm yıl boyunca uygulanacak. Peki asgari ücret niye bu kadar önemli? Çünkü asgari ücret tüm parametreleri, çalışma hayatındaki tüm parametreleri etkileyen bir veri aslında. Burada dediğim gibi yaklaşık 8 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir ücret aslında asgari ücret. Dediğim gibi %20 yılın en yüksek artışlarından biri gerçekleşti bu yıl için. Şimdi asgari ücrete baktığımız zaman bu artışla beraber buradaki genel sağlık sigortası primlerinden tutun Bağkur primlerine, tarım Bağkurlumuzun ödeyeceği primlerden tutun evde çalışanlarımızın ücretlerine birçok veriyi, birçok parametreyi, birçok ücreti asgari ücret etkiliyor. Yani asgari ücrete göre belirliyoruz. Peki bu senenin en önemli konularından bir tanesi neydi? AGİ kalktı mı? AGİ nasıl uygulanacak? Çalışanlarımızın ücretlerinden bu gelir vergisi konusu nasıl şekillenecek? Bu tabii çok ciddi bir soru işareti olarak karşımıza çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız burada asgari ücreti açıklarken dedi ki çalışanın üzerindeki asgari ücrete kadar vergiyi kaldırıyoruz dedi. Aslında soru işareti ilk etapta sadece asgari ücretliler miydi? Asgari ücrete kadar mıydı? Tüm çalışanları kapsıyor muydu? Evet, orada bir kanun yayınlandı ve dediler ki memurlarımız dahil olmak üzere Türkiye'de çalışan aktif 18 milyon kişiden gelir vergisi tarafında asgari ücrete kadar olan kısım vergiden istisna edildi. Yani burada artık AGİ uygulaması sona erdi. Çünkü AGİ neydi? Asgari geçim indirimi, çalışanın gelir vergisi üzerinden kişinin bekar, eşinin çalışıp çalışmadığına ve çocuk sayısına bakarak uygulanan bir gelir vergisi AGİ tablomuz vardı. Artık AGİ diye bir tablo ortadan kalktı ve artık herkese eşit uygulanacak şekilde asgari ücrete kadar gelir vergisi alınmaması kararı uygulandı. Bu dediğim gibi çalışanlarımızdan yüksek ücretli çalışanlarda da aynı, asgari ücretli çalışanda da aynı, memurlarımızda da aynı olacak şekilde aslında bir ücret belirlendi. Peki şimdi çalışanlarımızın kafasında AGİ kalkınca maaşım azaldı mı? Aslında asgari ücretin içerisinde bu vergi kalkınca tüm yıl boyunca 4.253 lira geçecek çalışanlarımızın eline. Yani vergi dilimindeki bu kayıp aslında belli bir noktada vergi kalkınca asgari geçim indirimindeki o aslında işçinin lehine olan durum gelir vergisindeki bu istisna oluşunca yine çalışanımıza artı olarak döndü. Tabii burada tartışılan konulardan bir tanesi çocuk sayısı fazla olan sigortalı çalışanlarımızda bir de avantajlı durum söz konusu 2022 yılında. Ancak dediğim gibi genel olarak baktığımız zaman 18 milyon vatandaşımızdan
artık gelir vergisi alınmayacak. Aslında baktığımız zaman neredeyse Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu. Yıllardır tartışılıyordu asgari ücretliden gelir vergisinin alınmaması. Evet, 2022 yılı içerisinde hem işverene bir destek olması hem de çalışanımıza bir destek olması açısından burada gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlendi ve çalışanlarımızın, dediğim gibi, AGI uygulanmayacak. Burada herkese aynı vergi tarifesi uygulanacak. Peki asgari ücretin bu günlük kazancı nelere etkiliyor demiştik? Bağkur primlerini etkiliyor, genel sağlık sigortası primlerini etkiliyor, isteğe bağlı sigortası primlerini etkiliyor, evde çalışanlarımızın ücretlerini etkiliyor, yabancı personellerin, istihdam edilecek yabancı personellerin primlerini etkiliyor. Diğer taraftan ödenecek SGK primlerini, SGK'nın tabanını etkiliyor, emekli maaşlarımızı etkiliyor. Yani birçok parametreyi etkileyen bir asgari ücret var karşımızda bu dönem içerisinde. Tabii bu prim sayısı, prim günleri, yatırılan primler artık asgari ücret üzerinden, yani buradaki %51'lik artışın üzerinde yapılacak. Tabii işçi maliyetleri, işveren maliyetleri de buna göre hesaplanacak. Yani 5004 liralık brüt rakam üzerinden 2022 yılı boyunca hesaplanacak. Tabii burada birçok parametreyi etkiliyor, çalışma hayatının içerisinde belirlenen birçok ücreti etkiliyor dedik ya. Herkesin kafasındaki konulardan bir tanesi kıdem tazminatları. Kıdem tazminatları ne olacak? Öncelikle belirtelim. Geçen sene biliyorsunuz o bireysel emeklilik sistemini yeniden düzenleme ile ilgili tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecekti ve kıdem tazminatı aslında bir fon olarak devlette toplanacaktı. 2022 yılı içerisinde evet bireysel emeklilikte bir düzenleme yapıldı, ancak tamamlayıcı emeklilik sistemi daha devreye alınmayacak 2022 yılı içinde. Yani kıdem tazminatlarının devlet, işverenin cebinde değil, devlette toplanma konusu aslında bir süre daha ötelendi. Peki kıdem tazminatlarına gelecek olursak, kıdem tazminatlarındaki durum nedir? Aslına baktığımız zaman 2022 yılı içerisinde kıdem tazminatı fonu da belirlendi. 10.596 lira 41 kuruşluk bir kıdem tazminatı tavanı oldu. Yani kıdem tazminatı tavanı nedir? Bir kişi 20.000 lira brüt ücretle çalışıyor. Ücreti, kıdem tazminatı 10.596 liradan hesaplanacak. Tabii ki asgari ücrete çalışanlarımıza da, tabii kıdem tazminatlarında, birikmiş tazminatlarında da ciddi bir artış oldu aslında. Nedenini hesaplayalım şöyle sizlerle isterseniz. 10 yıl bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Geçtiğimiz yılın ücreti neydi? 3.577 liraydı. 10 seneyle çarptığınız zaman 35.000 liralık bir kıdem tazminatınız vardı. Şimdi bu sene asgari ücret neye yükseldi? 5.004 liraya yükseldi. 5.004 ile çarptığımız zaman şu an kıdem tazminatınız, işverende birikmiş olan kıdem tazminatı toplamınızla asgari ücrete istinaden yapılan bu artışla aslında ciddi bir artışa geldi. Yani 35.000 liradan 50.000 liraya birikmiş tazminatlarınızla bir artış söz konusu oldu. Aynı konu yıllık ücretli izinlerde de değerlendiriyoruz tabii ki. Yani kullandırılmamış yıllık ücretli izinleriniz varsa, geçtiğimiz yıl 3.577 lira veya geçtiğimiz yılın brüt ücretiyle kullanmadığınız yıllık ücretli izinler hesaplanırken, asgari ücret artışıyla bu dönemde de ücret artışlarınızda asgari ücrete bağlı olarak birikmiş yıllık ücretli izinlerinizde de yine aynı şekilde bir artış söz konusu oldu. Dediğim gibi kıdem tazminatı tavanının belli olduğu, evet, hem de buradaki süreçte hem kıdem tazminatı artışı hem de kullanılmayan yıllık ücretli izinlerde biriken bakiye izinlerin hepsinde asgari ücrete bağlı olarak artışlar olmuş oldu. Tabii diğer taraftan ihbar tazminatlarımız var. İşveren bizi işten çıkarttığı zaman ücretlerimiz neydi? O işte çalışma sürenize göre 2 haftadan 8 haftaya kadar ihbar sürelerimiz vardı. Geçtiğimiz yıl ihbar tazminatları asgari ücretli bir çalışanın 3.577 liradan hesaplanırken, yeni dönem içerisinde bu rakam 5.004 lira brüt ücret üzerinden hesaplanacak. Diğer taraftan işsizlik maaşları ne oldu peki? İşsizlik maaşları da tabii ki asgari ücrete bağlı olarak, az önce anlattım ya, her şey asgari ücrete bağlı olarak değişiyor çünkü. Burada baktığımız zaman asgari ücretin
en az %40'ı, maksimum da %80'i olarak işsizlik maaşı bağlanıyor. İşsizlik maaşı şartlarını da aslında yeri gelmişken değinelim isterim. Eğer son 3 yıl içerisinde yatırılmış 600 gününüz varsa 6 ay, 900 gününüz varsa 8 ay, tam 1080 gün yatırılmış prim gün sayınız varsa 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyorsunuz. Peki işveren sizi 2022 yılın içerisinde işten çıkartması halinde alacağınız işsizlik maaşları da bu yeni asgari ücrete göre değişiyor. Ne oluyor? En az 2000 liralık bir işsizlik maaşı istiyorsanız yazalım. 2000 lira ve 4000 lira olarak işsizlik maaşları... Maaşları uygulanacak bu yıl içerisinde, dediğim gibi asgari ücrete bağlı olarak onlar da değişecek. Evet, işsizlik maaşını da bu şekilde yeni dönemde asgari ücrete bağlı olarak değişecek. Evet, aslında beklentiler çalışma hayatının içerisinde 2022-2021'in sonlarında çok fazla çalışanlarımızın beklentileri, memurlarımızın beklentileri, refah payı beklentileri var, üstüne eksam beklentileri var. Ama onun dışında milyonların beklediği müjdeler var. Tabii bunlar 2022 yılı içerisinde hayata geçecek mi, geçmeyecek mi? Bunları hep beraber izleyip göreceğiz. Bunlar neler? Asgari ücrete evet son 20 yılın en yüksek artışlarından bir tanesi yapıldı. İnşallah bu asgari ücret artışı gibi bu beklentiler de 2022 yılında devreye girer. Kimler neler mi bekliyor? Emeklilikte yaşa takılan milyonlar bekliyor. Tekrardan o hakları, 99'da alınan hakları geri verilecek mi? Onlar bekliyor. Anneler doğum borçlanmalarının, sigorta başlangıcı öncesindeki doğumların borçlanılmasını bekliyor. Memurlarımız 3600 ek göstergenin bir an evvel hayata girip o intibak yasası gibi maaşlarda o kademelerdeki artışlarla ilgili düzenleme bekliyorlar. Staj mağdurlarımız var. Kimdi bu staj mağdurlarımız? Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızdan bahsediyoruz. Onlar bekliyorlar. Yani çalışma hayatına girmişlerdi. Sigorta başlangıç numaralarını aldılar. Ancak emeklilikte o emeklilik primleri işverenler tarafından o dönemlerde yatırılmadığı için sigorta başlangıcı olarak hala sayılmıyor. Hizmet dökümlerinde görmelerine rağmen sigorta başlangıcı olarak sayılmıyor. Belki bunun borçlandırılması ve o sigorta başlangıçlarının gerçekten sigorta başlangıcı olarak kabul edilip emeklilik sürelerine yansıtılmasıyla ilgili bekliyorlar. Bağkur tescillileri, mağdurları var. Onlar da esnaf olarak başlamışlar, Bağkur'larını açtırmamışlar. Onların da hizmet süreleri aslında hala sayılmıyor. Başlangıçları borçlandırılmıyor ve bekliyorlar onlar da. Kısa çalışma dönemi geçirdik. Çok ciddi bir pandemi dönemi geçirildik. Pandemi döneminde o kısa çalışmada, ücretsiz izinde, yani ödemesi yapılan ücretsiz izin döneminde geçen yaklaşık 1,5 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemle ilgili borçlanma yapılmasını bekliyor vatandaşlar. Çünkü orada da primleri yatırılmadığı için emekli olamayan vatandaşlarımız mevcut. Onların da bekledikleri bir borçlanma hakkı var. Diyorum ya, aslında milyonların gözü kulağı hep Ankara'da. Bu beklentilerde herkesin bir mağduriyeti var, herkesin bir beklentisi var. Milyonların beklediği çözümler var. Asgari ücretin bu seneki aslında bu yüksek artışı 2022'nin sonunda da gerçekleşecek mi? Asgari ücretle enflasyon yenilecek mi? Satın alma kabiliyetleri düşürülmeden nasıl işlemler olacak? Nasıl bir beklenti olacak? O da beklentiler dahilinde. Ama tabii ki milyonların gözü kulağı yine Ankara'da, Çalışma Bakanlığı'nda, mecliste. Tüm bu gelişmeler, saydığım tüm gelişmeler aslında gündemde. Bakalım neler olacak, bizi ne gibi gelişmeler bekleyecek, hepsini gerçekleştikçe sizlere anlatmak da elimden geldiği kadar benim boynumun borcu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.